Bünyan denince akla halısı gelir, girabolusu gelir. Bünyan güzel yer, ne bileyim Pınarbaşı var, Balkhane var. Keşke sevmeseydik, en az 50 yıldır burada durmazdık. Bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak Bünyan'dayız ve vatandaşlara Bünyan'ın neyi meşhur, buraya gelenler nereleri gezebilir diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bünyan denince akla ne gelir? Bünyan denince akla halısı gelir, girabolusu gelir ilk önce. Vatandaşlar buraya geldikleri zaman nereleri gezebilirler? Mesir alanlarında işte aşağı şey var, Şahsenem Alabalık Çiftliği, yani hayat ediyoruz. Yukarı çeşmenin gözü olan Pınarbaşımız var Mesir alanlarında. En güzel yerler oralar gezecek, kaya başına gelirler. Seviyor musunuz Bünyan'ı? Seviyoruz, evet. İnsanları davet eder misiniz? Tabii ederiz. Buyursun gelsin. Gelsinler Bünyan'ımızı tanısınlar. Yani güzel bir yer. İnsanımızın sosyal aktivitesi çok yani ileri görüşlü insanlar. Bilmiyorum yani benim görüşüm. Gelsinler misafirperver insanlarız biz. Bünyan denince akla ne gelir? Halı gelir. Kilaboğlu gelir. Başka ne gelir? İşte bunlar. Peki buraya gelenler nereleri gezebilir? Yukarı Balıkhane var. Pınarbaşı var. Var piknik yerleri de ben pek bilmiyorum. Neler yiyebilir? Buraya özgü bir şey var mı? Özgü mantısı var, köftesi var, yağlaması var. Daha ne sayayım, su böreği var. Bünyan deyince akla ne gelir? Bünyan güzel yer. Ne bileyim Pınarbaşı var, Balıkhane var, barajı var. Bünyan çok güzel. Seviyor musunuz? Seviyor, memleketimiz. Peki buraya gelen vatandaşlar nereleri görebilir? Vallahi işte diyorum ya Pınarbaşı'na gider, Balıkhane var, ne bileyim. İnsanları davet eder misiniz? Ederik, he, yerine göre ederik. Vallahi Bünyan deyince akla Kiraboğlu gelir. Oradan sonra mantısı gelir. Kayabaşı gelir, yeşil alanlarımız. Oradan sonra temiz, böyle bir şey yok işte. Buraya gelen vatandaşlar burada nereleri gezebilir? Mesela Pınarbaşı'mız var. Piknik alanımız. Kayabaşımız var. Piknik alan yerlerimiz. Oradan başka da bir yer yok. Siz seviyor musunuz Bünyan'ı? Seviyorum ben Bünyan'ı. İnsanları davet eder misiniz? Ederiz. Ne söylersiniz? Mesela arkadaş nasıl davet ederiz? Pınarbaşı'na pikniğe götürürüz. Kayabaşı'na götürürüz. Biz yabancı çok severiz. Pınarbaşı'nda yukarıda mesir alanımız var. Orayı gezebilir. Kayabaşı dediğimiz yukarıda tarihi yerler var. Oraları gezebilir. Piknik alanlarımız var. Aşağıda Alabalık Çiftliğimiz var. Orayı gezebilir. Siz Bünyan'ı seviyor musunuz? Evet. Memleketimiz olarak seviyoruz tabii. Peki insanları buraya davet eder misiniz? Tabii her zaman. Ne çok gelip görmelerini isterim her zaman. Misafirperveriz. Bünyan deyince aklımıza yerleşim yeri geliyor. Ne gelir? Buranın neyi meşhur? Vallahi buranın ziraatçılığı meşhur işte, cevizi, kayısı. Peki buraya gelen birisi nereleri gezebilir? Vallahi buraların pek bir her tarafı gezebilir. İşte şurada inler falan var. Bünyan'ı seviyor musunuz? Seviyoruz, ülke, toprağımız. Bünyan deyince aklınıza ne geliyor? Bünyan deyince aklımıza ne geliyor? Girabolu gelir mesela, halı geliyor, battaniye geliyor. Buraya gelen biri burada nereleri gezebilir? Yukarıda gözün işte Pınarbaşı deriz ya, Mescid Alanı, bir orayı gezebilir. Yapılmış olsaydı şurada kaya başımız vardı, orayı gezebilirdi. Başka da bir yeri gezemez. Peki siz seviyor musunuz Bünyan'ı? Keşke sevmeseydik. En az 50 yıldır burada durmazdık. İnsanları davet eder misiniz? Gelmek isteyenleri davet ederiz. Peki buraya özgü bir yemek var mı? Var. Kıymalı fide. Bünyan deyince aklınıza ne geliyor? Dedim, Bünyan deyince aklımıza işte bakkallar, dinlenmeler, şunlar geliyor. Neyi meşhur Bünyan'ın? He? Bünyan'ın neyi meşhur? Bünyan'ın neyi meşhur? Kayısısı meşhur, elması meşhur. Peki burada nereler gezilebilir? Kayabaşı gezilir, yukarılar gezilir, pazar yerini gezen,